Değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz nüfus hizmetleriyle ilgili kanun tasarısı içerisinde vatandaşlarımızı ilgilendiren evlenme, doğum, ölüm gibi çok önemli konularda düzenlemeler yer almaktadır. Arşiv, evrak yönetimi, tescil işlemleri, nüfus kütüklerinin güvenli şekilde dijital ortamlara aktarılması, yeni teknoloji sistemlerinin kullanılması, özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmaları konularında vatandaşlarımızın daha iyi, daha kaliteli hizmet almaları konusundaki düzenlemelere elbette karşı çıkmıyor ve destekliyoruz. Tasarının 39 maddesinin 34'ünü destekledik. 4'üne muhalefet şerhimizi çok önemli gerekçeyle birlikte ortaya koyduk. Fakat 6. maddenin tasarıdan çıkarılmasını ısrarla talep ettik. Değerli milletvekilleri, şu anda üzerinde konuştuğum 9. maddede yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nin 30.03.2012 tarihli kararı gereği vatandaşlarımızı ad değişikliğine ilişkin sadece bir kez dava açabiliyorken bundan sonra birden fazla dava açabilecekler. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak bu değişikliği ve hizmet sunumundaki etkinlik ve verimliliğin yükseltilmesi yönünden destekliyoruz. Ancak ülkemizin öncelikli sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımızın öncelikli taleplerini karşılamak yerine talep ve ihtiyaç olmadan bir konuda uzlaşıyı ve ortak aklı hakim kılmadan bir oldu bitti ile ana muhalefet partisi ve iki muhalefet partisinin komisyon aşamasındaki tüm itirazlarına rağmen müftülüklere nikah kıyma yetkisi veren tasarının 6. maddesi genel kurulun gündemine maalesef getirildi. Kadın sorunlarıyla ilgili sahada çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının, ilahiyat fakültelerinin, kadın ve aile sorunları üzerinde önemli çalışmaları olan akademisyenlerin, belediyelerin ve hatta müftülüklerin dahi görüşü alınmadı. Bizler ülkemizin ve vatandaşlarımızın öncelikle sorun ve taleplerinin karşılanmasına yönelik iktidar ve muhalefetin karşılıklı uzlaşı ve tam bir mutabakat ile gayretlerimizi gerek komisyon gerekse diğer alt komisyon çalışmalarında ortaya koyduk. Bu talep sadece ana muhalefet partisinin değil, iki muhalefet partisi tarafından da komisyonda ve alt komisyon çalışmalarında çok açık ve net bir şekilde ortaya konuldu. Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlere dikkate alınmadığını biz ısrarla vurguladık. Komisyon görüşmelerinde özetle bugün Sayın Bakan'ın da işte gerekçe olarak belirttiği resmi nikaha ulaşabilikleri kolaylaştırmak dediği gerekçeyi biz kanun tasarısının gerekçesinde maalesef göremedik. Yani bu maddenin düzenlenmesiyle ilgili gerekçeler çok açık ve net ortaya koyulmamıştı. Vatandaşlarımızın öncelikli bir talebinin olmadığını, maddenin anayasaya aykırı olduğunu, medeni kanunla kadınların elde ettiği hakların ellerinden alınacağını, kız çocuklarının mağdur edileceğini, anayasaya göre sorumluluk alanı, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müftülüklere nikah yetkisinin verilemeyeceğini, toplumda çok daha da önemli olan ayrışma ve kutuplaşmalara yol açacağını, farklı din ve mezhepler arasında eşitlik ilkesini zedeleyeceğini gerçekten biz burada gerekçeyle ortaya koyduk ve bugün de konuşmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Ve daha birçok konuda muhalefet partileri çekincelerini ortaya koyarak maddenin tasarıdan çıkarılmasını talep ettik. Ve kamuoyundaki tartışmaları da bu maddenin genel kurula getirmeden tasarından çıkarılması yönündeyse. İşte değerli milletvekilleri, bu düzenleme daha tartışılırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın isteseniz de istemeseniz de bu yasa meclisten geçecek söylemi daha meclise gelmeden bu tasarı toplumda büyük bir ayrışmaya yol açtı. İşte Sayın Genel Başkanımıza yönelik söylemiş olduğu senin memurlarının lafını Anadolu'da genç dinlemez ama bir hoca efendinin lafını dinler gibi ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemi hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Ve sonuç olarak anayasa aykırı olan talep ve ihtiyaç olmayan şu an için toplumumuzda ve toplumda ayrışmalara yol açacak olan bu 6. maddenin tasarıdan çıkarılması gerektiğini bir kez daha ben dile getirmek istiyorum. Yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Önerge